27 Mayıs 1995'ten beri gözaltında kaybedilen çocukları için Galatasaray meydanında buluşan cumartesi annelerinin amansız mücadelesi her türlü baskıya rağmen devam ediyor. Cumartesi anneleri sadece kendi kaybettiklerini aramıyorlar. Kimsenin evladının kayıp sayılmadığı bir Türkiye için her hafta Galatasaray meydanında buluşuyorlar. Cumartesi anneleri eylemi yarın 1000. haftaya girecek. Talebimiz devletin kendi yasalarına uyarak bu annelerin toplanmasını ve mekan seçme özgürlüğüne saygı duyarak adalet arayışını engellemek yerine artık yaralarını sarmalarına, acılarını biraz olsun hafifletmeye yönelik hukuki adımlar atmalıdır. Ülkeye bir adalet gelecekse bir an önce cumartesi annelerine gelmelidir. Bunun yolu da devletin hakikatle, geçmişle yüzleşmekten geçiyor. Cumartesi annelerinin eylemine dair iktidar kanadından da 1000. haftaya dair bir açıklama geldi. Cumartesi annelerinin 1. hafta eylemine izin verilecek diyorlar. Bu bir lütuf değildir. Cumartesi anneleri anayasanın verdiği bir hakkını kullanıyorlar. Yıllardır Beyoğlu kaymakamı aracılığıyla iktidar olarak annelere zulüm yaptınız. Cumartesi annelerinin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum. Hakikat arayışlarında dayanışmamız adalet gelene kadar devam edecektir. Ankara'daki adalet eylemimiz bittiği gün annemle birlikte Galatasaray meydanında cumartesi anneleriyle yan yana olacağız. Yuvası dağıtılmış bir anne 111 gündür Ankara'da adalet nöbeti tutuyor. 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu Suruç Devlet Hastanesi'nin içinde katledildi. Bir oğlu da 6 yıldır üstünlerin hukukuyla cezaevinde rehin tutuluyor. Devletin hastanesinde bu insanlık suçunu işleyen ve azmettiren siyasal iktidarın koruması altında serbestçe geziyorlar. Anne 111 gündür Adalet Bakanlığı'nın ana giriş kapısı önünde eylemini aralıksız her gün sürdürüyor. Adliyelerin kapısı adaletin kapısıdır şeklinde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın ana giriş kapısını halka kapatmış durumda. Bu durum annenin mücadelesinde ne kadar haklı olduğunu Adalet Bakanlığı'nın da acizliğini gösteriyor. Bugün hukuk örgütleri öncülüğünde Adalet Bakanlığı'nın önünde bir basın açıklamamız olacaktı. Cumartesi annelerinin 1000. haftadaki eyleminden dolayı basın açıklamamızı 31 Mayıs Cuma gününe erteledik. Adalet ve hakikat arayışlarında annelerle dayanışma içinde olan herkesi nimetle selamlıyorum.